Değerli basın mensupları, bugün emperyalizme karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşımızın zafer belgesi, Cumhuriyetimizin tapu senedi Lozan Anlaşması'nın 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün tarihi bir gün. 780 bin kilometre karelik ülke topraklarımızın Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğunu egemen devletlere kabul ettirdiğimiz bir gün. Lozan Barış Anlaşması'yla emperyalist güçlerin aralarında pay etmeye yeltendiği vatanımızın sınırları zaferimizle çizildi. Kapitülasyonlar kaldırıldı, ekonomimiz millileştirildi. İç dış borçlarımızı ve kaynaklarımızı denetleyen Düyun-i Umumiye belasından kurtulduk. İktisadi bağımsızlaşmanın önü açıldı. Yunanistan'da kalan Türk azınlığın hakları güvence altına alındı. Kıyılarımıza yakın adaların gayri askeri statüsü teyit edildi. Lozan, topraklarımızı karış karış bölen, yoksul halkımızın tüm varlığını yabancı güçlerin insafına terk eden, saltanatın tacını ve tahtını korumak adına halkı kendi yurdunda esire dönüştüren, Serp Anlaşması'nın tarihin çöplüğünü atan diplomatik zaferin adıdır. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi Lozan Barış Anlaşması Türk ulusuna yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Serp Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastin yıkılışını anlatan bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri bulunmayan bir siyasi utku eseridir. Lozan, saltanat sevdalılarına, emperyalizme, mandaya karşı mücadelemizin zaferle taşlandırılmamızın belgesidir. Lozan, dünya üzerinde saygın bir ülke olarak yer almamızın teminatıdır. Lozan'ı hafife alan, subjektif ve maksatlı söylemlerin nesnesi haline getiren, hatta kinle yaklaşanlar İnönü'ye, onun üzerinden Atatürk'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına ve değerlerine düşmanlık etmektedirler. Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın tapu senedi olan Lozan'a giden süreci inşa eden ve anlaşmayı hayata geçiren, başta önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 2. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız İsmet İnönü ile milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Kurucu değerlerimiz ve kurucu hedeflerimizin hedef ve idealleri geçmiş 100 yılda olduğu gibi önümüzdeki 100 yıllarda da vazgeçilmez yol göstericimiz olmaya devam edecektir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunduk. Lozan Anlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz resmi bayram olarak kutlanmalıdır. Değerli basın mensupları, bugün aynı zamanda basında sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümü. 24 Temmuz'un basın için bayram olmaktan çoktan çıktığı günleri yaşıyoruz. Ne yazık ki basında sansürün kaldırıldığı 1908 istibdat koşullarından çok daha kötü koşullarla karşı karşıyayız. Gazetecilerin, basın emekçilerinin dövüldüğü, tehdit edildiği, hapse atıldığı, basın kurumlarının kapatıldığı, ekranların karartıldığı, erişim engellerinin, fikir suçlarının, sansürün ve soruşturmaların olağanlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 2002 yılında 100. sıradayken bugün 165. sıraya kadar gerileyen ülkemizde basının durumu, demokrasimizin de içler acısı durumunu gözler önüne sermektedir. İktidar geldiği günden beri Türkiye'de halkın haber alma hakkını yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden sistemli olarak gasp ederek toplumu dizayn etmeye çalışmaktadır. Gazeteci adı altında satın aldığı yandaşlarıyla adaletsizliği, haksızlığı, yolsuzluğu ve yoksulluğu
görünmez kılmaktadır. Unutmayalım ki Çin'den sonra dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olan Türkiye'de bu sorun sadece gazetecilerin değil, tüm toplumun sorunudur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak özgür medyayı ve dolayısıyla halkın haber alma hakkını gasp edenlere, basın emekçilerinin sendikal haklarını en alt seviyelere indirenlere, korku, sansür ve hapis üçgeninde basını tehdit edenlere karşı kalemini satmayan, gazeteciliğin meslek ilkelerine ve etiğine sahip çıkan saygın ve özgür gazetecilerin yanında olacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar.